Yani bu şarkıcı kadının evinden gittiniz, kitap çaldınız. Sonra doktor bir adamın evine daldınız. Dosyaları balkondan attınız. Biz atmadık. O attı. Sonra da kös kös buraya gelip bir bok bulmuş gibi yayılıp viski mi içiyorsunuz? Atladın mı bir şey? Biz atmadık diyorum. O attı. Adam öyle bir şey saklıyor ki ölüm korkusunu falan geçmiş. Dosyaları aşağı sallıyor. He? Siz mafyacılık oynarken ben burada telefonlarla uğraştım. Adamın müşterileri aradı. Bu doktor var ya, adam gündüz legal doktor, gece mafyanın cerrahı. Ha. Vuruldun mu? Gidiyorsun. Façan mı düzelecek? Gidiyorsun. Böbrek mi var? Gel takayım. Adam tabii saklayacak her şeyi. O dosyaları bir gören olsa var ya, hepsi adamın celladı olur. Hmm. Ali, düşüyorsun bu adamın yakasından. Bunun müşterileri ağır abiler. Bir daha bulaşırsan tutamam. Hadi sana alıştık artık. Senin ding süreniz doldu. Ne buldun? Bu işler öyle aceleye gelmez damat. Şöyle söyleyeyim. Ya sen Ezel'le ilgili bir şey bulmadan ben bu kaseti bulursam? Parmağım kaşındı. Tetiği çeken. Bulacağım. Kokuyu aldım, bulacağım. Hem de bugün bulacağım. Acele etmeseydin. Serdar bir yere gidiyor abi. Ali Cengiz? Onlar içerideler. Sen neredesin peki? Ben dışarıdayım. Ne yapayım? Sen benim içerideki adamımsın Tevfik. Sence ne yapmalısın? İçeri giriyorum abi. Abi Serdar? O bizim peşimizde olduğunu mu sanıyor? Birinin peşine düşmek ne demek? Ona bir gösterelim Tevfik. Birini mi bekliyordunuz hanımefendi? Hayır. Bir arkadaşım düşünce gücüyle beni böyle yanına çağırabiliyordu. Bakayım ben de aynısını yapabiliyor muyum diye deniyorum. Nasıl gidiyor? Daha deneme aşamasındayız. 3 saattir bekliyorum ama olumlu sonuçlar vermeye başladı. Tebrik ederim. Tabii telefon açıp neredesin geliyorum demesinde faydası olmuştur ha? Motivasyonu oldu tabii. Ama başarıda aslan payı benim diye düşünüyorum. Doğrudur, doğrudur. Sizden öğreneceğim çok şey var zaten de.